Allah'a hamd, Resulüne salat ve selamdan sonra duaların en güzeli bütün izleyicilerimizin üzerine olsun. Sevgili seyirciler, bugün e, Türkiye'de e, kültür hayatımıza çok büyük hizmetlerde bulunmuş, kendisine vefa borcu olduğumuzu düşündüğüm bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Sizlerin evlerine konuk ediyoruz. E, bugünkü konuğumuz, değerli hocamız e, Beşir er Sayı er hocamız. Hocam o kadar heyecanlanıyorum ki sizi görünce. Çünkü bunun bir sebebi var. O da şu gençlik yıllarımızda hep böyle Beşir Eryarsoy'un kitaplarını okuyarak onun e, literatürümüzdeki yerini hiç hep hatırlıyorum. Dolayısıyla bu programı aslında bir bakıma bir vefa borcu olarak da yapıyoruz. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Programımıza ediyorum. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bütün evlere hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese selamlar. bizi. Teşekkür ediyoruz. Allah Değil razı olsun. E, siz aynı zamanda hocam, yani bütün bu sosyal e, çalışmalarınızın yanında tercümelerle çok fazla uğraştığınızı biliyoruz. Bugün daha çok sizin tercüme boyutunuzla, tercüme, Türkiye'deki tercüme hayatına katkılarınızla ilgili konuşacağız. Ancak bir başka özelliğiniz daha var. Türkiye Uluslararası Almer Birliği, Almer Derneği'nin de Yüksek İstihale Kurulu üyesisiniz. Evet. Biraz o konulara da değineceğiz. Hay hay. Ama biraz da sizin özelliğinize de gireceğiz müsaade ederseniz. Nasıl arzu Çünkü <laughs> izleyicilerimiz bu programı bu tatta, bu kıvamda oldukça sevdiler. E, programa gelmeden önce bazı dostlarımız e, mesaj attılar. Dediler ki artık ilim, irfan saatini seçim sonuçları bekler gibi beklemeye başladık. <laughs> Bu beni çok mutlu etti doğrusu. Bir başka evet. hocamız e, sizin geleceğinizi duyunca, e, Beşir Eryarsoy Hoca benim çok yakın arkadaşımdır. Ne de güzel konuşur, ne de güzel anlatır anlattıklarını falan Sağ dedi. <laughs> Dolayısıyla e, yani e, şey olarak e, çok güzel dostlar sizi bekliyorlardı aslında. Teşekkür e, ederim Ben sağolsunuz. Özgeçmişinizle ilgili epey bir okumalar yaptım, dinlemeler yaptım. Ee, hayatı çok dolu dolu geçirmişsiniz. Ama biraz sizden dinlemek isteriz. Ee, önce e, e, Mardin günleri, sonra Marmara, e, Yüksek İslam diyelim. E, bu eski tabirle Marmara evet. İlahiyat Fakültesi. Biraz sizi dinleyelim, sonra ben sorularıma geçeceğim inşallah. Buyurun Estağfurullah. hocam. Estağfurullah. Doğrusunu isterseniz insanın, veya ben azından benim için öyledir, biraz kendisinden bahsetmesi zor oluyor. Eyvallah. Ama yalın bir tercüme i hal şimdikilerin biyografi dedikleri. 1950 Mardin doğumluyum. Sırasıyla ilkokul Mardin Ebul Ula, ilkokulun mezunu. Arkasından Mardin İmam Hatip Okulu, o zaman okuldu. Lise hakkımız yoktu. Dolayısıyla şimdiki İmam Hatipler bize göre... Elhamdülillah çok e, şanslıdırlar. Bunu da e, arada söylemiş olalım. Ondan sonra 1971 yılında e, şimdiki Marmara İlahiyat Fakültesi'nin e, diyelim ki Hale selefi durumunda. E, Marmara, e, daha doğrusu İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü 1975 yılında mezunuyum. 3 yıl Gümüşhane'de öğretmenlik yaptım. Hı hı. Arkasından dört yıl daha İstanbul'da bir öğretmenlik yaptım. Kenan Evren darbesi sonrası bir gün müdürümüz o zaman bize işte nasıl giye giyineceğimizle alakalı uzunca bir talimat okudu. İşte elbise şöyle olacak, kravat uyumlu elbise uyumlu ceket uyumlu böyle baya baya şey asabım bozuldu. Zaten e, e, asabımız bozuk darbe dolayı. asab bozucu bir darbe her bakımdan. E, dedim ki, müdür bey bu talimatı göndermek kolay. Fakat bize bu aldığımız maaşla bizim bunları nasıl yapabileceğimizi de öğretsinler. Ama ben size istiyorsanız uygulanabilmesi için pratik bir teklifte bulunayım. Eee... Sümerbank'tan bize bedava kumaş versinler. <laughs> Dikiş parasını biz veririz. Eyvallah. Ee, elbiselerimizi kendimizi dikeriz. O şekilde şey ederiz. Ee, postasını koydu müdür efendi. Dedi ki böyle dedi isteyen görev yapar isteyen yapmaz. Orada işte malum zapıt tutan arkadaşlar var. Dedim ya lütfen bana bu boş kağıt verir misiniz? Boş kağıt verdi. Hemen orada istifamı yazdım. Müdürün önüne koydum. Nasıl dedi? Dedim nasıl yok. Dedim siz dediniz, böyle dedi, böyle. Ben de yapamıyorum dedim, bu şekilde yapamıyorum dedim. Mümkün değil dedim. Ben dedim burada bütün aldığım e, maaş o zamanın şartları içerisinde yanılmıyorsam 6 bin lira dolayındaydı, 4 bin lira kira veriyorum. Nereden çıkaracak bu hesabın şeyi ne de dedim. Bize talimat veriyorlar da bunun nasıl olacağını da öğretsinler bari. Biz bu hesabın altından kalkamadık. O şekilde öğretmenlikten ayrıldık. Ondan sonra başka bir rızık kapısı... Aradık. Çıktı da hamdolsun. O sırada Türkiye, Libya'da inşaatçılar, inşaat firmaları güzel işler yapıyorlardı. Ona da ihtiyaçları vardı. Orada aşağı yukarı kendi planım üzere 3 yıl bana yeter dedim ev kirasından kurtulmak için. Herhalde. Gerçekten de yetti. O şekilde orada kaldık. Arkasından geldik. Uzun bir süre serbest çalıştım. Tercüme çalıştım. Kendi eserlerime göre üzerlerinde veya bazı projelerim vardı. Çalıştım. Arkasından e, Marmara İlahiyatta öğretim görevlisi olarak girdim. Orada da e, fetöcüler beni o zamandan tehdit ettiler. E, bir gün gelişi güzel konuşuyordum. Hatta özellikle o İmam Hatipler'in orta kısmın kapatılması üzerine e, telgraf çekmişti Mesut Yılmaz'a. Ben de dedim ki Kıyamet gününde hiç kimse ondan davacı olmasa. Kıyamet gününde benim elim iki yakasında olacak, davacı olacak. Bu telgraf nasıl çekilir? Eyvallah. Birisi resmen bana şunu söyledi, çok iyi hatırlıyorum. Hocam dedi böyle konuşuyorsunuz ama sizi gelip götürecekler, alıp götürecekler ve biz size bir şey yapamayacağız. Hı hı. Dedim oğlum senden bir şey bekleyen yok ki, gelip götürürseler de götürsünler. De. Hı hı. Ve arkasından tabii iki arkadaşımız, çok değerli arkadaşımızla birlikte görevimize son verdiler. Ondan sonra yurt dışına on bunu da anlatmam lazım yani bir yerde tarihi şahitlik ee, evde çocuklar yaşça küçük hanım falan ee, evimiz 24 saat sivil e, polis tarafı sudalttıydı. Bu olaydan sonra mı? Evet, evet. Yo, yo 12 12 Mart'tan sonra evet. e, 28, Şubat'tan 28 Şubat'tan sonra 28 Şubat'tan sonra 24 saat tarafı altındaydı. Hanım özellikle ısrar ediyor sağ olsun İşte ne olur e, git size bir şey, sana bir şey olmaktan başına. Ya ben, arkadaşlar da önceden söylemişti. Yok arkadaş ben gitmeyeceğim. Biz bir şey yapıyorsak, bence, bence bedelini de ödememiz gerekiyorsa öderiz. Niye Nereye kaçacağız gitmiyorlar ki? size pardon? Yurt dışına gitmemi ee, teklif he, ediyorlar. Hı -hı. E, çekiniyorlar yani. Eyvallah. Alıp götürülecek, arkası ne olacak Çok Allah bilir. Çok doğru. He. Ama baktım ki çocuklarda yaşça küçük maneviyatları, psikolojileri bozulacak. Mecburen öyle gittik. O gidişimizde de... E, Nereye gittiniz hocam? Hollanda'ya gittim. He, pardon. Hollanda'ya gittik. E, i̇şte e, tek faydası bu oldu. De, devletin bize faydası şöyle bir faydası oldu yani. Yeşil pasaportumuz vardı. Ha. Yeşil İlahiyat Fakültesi'nde çalıştığım için öğretim oh. görevlisi olarak... Yeşil pasaport alma hakkımız olmuştu, derecemiz tutmuştu. Yoksa normal hizmetle ben onu alamazdım o sırada. Eyvallah. O sayede neyse çıktık. Orada da bir, oradaki bir Aslan Kayseri diye bir arkadaşımızın veya yaşça bizden büyük abimizin kurmuş olduğu bir Rotterdam İslam Üniversitesi vardı. Orada hmm. bir süre çalıştık, bir çalıştık. Ondan sonra daha sonra Avrupa İslam Üniversitesi'nde bir sene de kadar çalıştım. Orada aşağı yukarı bir üç yıl tam 3 yıl kaldım 3 evet. yıldan sonra tekrar geri döndük. Kaldığımız yerden resmi görevimize devam ettik, emekli olduk. Sizin yaptığınız diğer çalışmalara geleceğiz. Ama ben biraz geriden sarmak istiyorum tekrar. Hocam bir mülakatınızda veya yazınıza diyorsunuz ki. Biz küçükken evimize Cumhuriyet Cumhuriyet ve Millet gazetesi girerdi. Evet. O ortamda yetiştik. Evet. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi ve Millet Gazetesi'nden geldiğiniz nokta arasında biraz baya bir mesafe var gibi görünüyor. Evet. Yani mülakattan öyle anlaşılıyor. Tabii. Bunu ee, biraz izah eder misiniz? Ondan ondan sonra ben de İmam Hatip'te o zaman için Baba Ali de sabah ile bizim gazetelerimiz olan He. Baba Ali de sabah ile şeyi al, aya başladık. Bugün aldık, bizim Anadolu aldık. He. Yani böylelikle o şartlar içerisinde evimize günde ortalama 3 gazete giriyordu. Dört gazete girdiği zamanlar da oluyordu. E, haliyle e, gazetelerin verdiği fikirlerin vesairelerin e, doğurduğu bir e, nasıl diyelim e, kardeşçe bir tartışma ortamı da hmm. o, oluşuyordu ve neticede itibariyle... Bu aile içerisinde bu gazeteleri farklı kardeşler mi okuyordu? Tabii. tabii. Herkesin tabii. ayrı gazetesi vardı. Tabii, tabii. tabii. Siz, siz bugün okuyordunuz, evet. diğer Cumhuriyet evet, okuyordu. Diğeri... Ondan sonra netice itibariyle onlar gelmemeye başladı. Çünkü benim gazetelerim onların gazetelerini dövdü. <laughs> <Öyle gülüyor> Eyvallah. Orada enteresan bir şey var. Mahallenizde bulunan bir gazete bayisi sizin gazetenizi saklıyormuş. Evet. Veya iade ediyormuş. Bayiye geri gönderiyormuş. Tabi tabi. Onun hikayesi nedir? O tabi ciddi bir ifade yerindeyse 5 vakit namazını kılardı ama iyi bir İslam düşmanıydı. Evet. Nasıl oluyorsa ben de bilmiyorum. Eyvallah. Ee, ve gazetelerimizi saklıyordu. Tabi 5 gazete 10 gazete geliyordu bütün Mardin'de. O gazeteler 10-15 gazete geliyordu ve onları iade ediyordu. Netice itibariyle arkadaşlarla dedik ya bu iş olmaz gelin bunu tehdit edelim. Hı. yapabileceğimiz bir şey yok aslında da evet. dedik ki bir göz daha verelim. Hı hı. Gittik üç, üç kişiydik gittik iki arkadaş daha. Dedik bak dedik biz sizin sen bizim gazetelerimizi geri gönderdiğini biliyoruz. Gazete olduğu halde gazete yok dediğini de biliyoruz. Ya gazetelerimizi ne kadar istersek bize vereceksin. Hı. Veyahut da bir gün gelir bu dükkanını yakarız dedik. Abi ondan sonra bitti bu iş. Eyvallah. <laughs> evet, gazete yok. Eyvallah. Yine mülakatınızda diyorsunuz ki mahallenizde bulunan e, çocuk kütüphaneleri varmış. O çocuk kütüphanelerinde çok istifade etmişsiniz. Sizin e, ufkunuzun açılmasında, evet. doğu batı klasiklerini okumada e, özellikle kütüphane memuru da size çok katkısı olmuş. Eee onun da bahseder misiniz özellikle? Bu, Bunları nerede buldunuz? Şimdi <laughs> yani, e... Mahalle kütüphanesi değil, o zaman halk kütüphanesi, halk, halk Kütüphane. evi kütüphaneleri vardı. Hı. Halk evi kütüphanesinde de bir de çocuk bölümü vardı, halk evinde daha doğrusu çocuk kütüphanesi vardı ve e, bizim evle orası bayağı nispeten mesafeliydi. Ee, Öyle tatilleri de o zaman kapatmak mecburiydi. Bütün yani hatta bir ara e, çalışanlar da kapatıyordu. Ee, bizi dışarı çıkartıyorlardı. Gölgeden korunmak için şöyle bir kenara sinerdik duvarların gölgesinde. Yani öyle tatilini gitmezdik. Aç da kalırdık. Akşam gittiğimiz vakit beraber o şekilde idare ederdik. Adam bizi tanıdı. O kütüphane memuru sağ olsun. Geçmiş gün adını unuttum. Ve bizim hangi kitaplara ilgi duyabileceğimizi Bundan sonra hangi kitapları okumamızın yararlı olacağını, e, kütüphane memuru şimdiki gibi dedi, yani bilmiyorum şimdiki kütüphane memurları da, yani bir nispeten bilgili bir insandı. Şu kitabı okursan senin için iyi olur diye bizi de okumada yönlendiriyordu. Yani o şekilde bir e, okumalarımız oldu. Ondan sonra tabii şehir kütüphanesinde aynı Hı. kişi vardı, Adem Soyad'ını unuttum e, Aslen muhacir birisiydi fakat mütedeyyin hoş bir insandı. Hocam okuma aşkınızın aileden geldiğini öğrendim. Fakat enteresan bir şey ilkokul birinci sınıfta Türkçe bilmediğiniz için sınıfta kalmışsınız. Doğru mudur? <gülüyor> Doğrudur. <gülüyor> yani nasıl oldu bunu da bir anlatır mısınız? Vallahi nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Biz yani tam hatırlamıyorum. Birinci sınıfta o zaman şimdiki gibi yeni başlanan uygulama üç karne alıyorduk. Hıh. Hmm. İlk iki karnem çok güzel. Hatta e, komşumuzun oğlu, yaşça tabii benim abilerim yaşında, e, İstanbul Üniversitesi'nde, Orman Fakültesi'nde okuyordu. İkinci karnemi gördü. Beşir sen ve bu karne, ha dedi, çok güzel bir karne falan. Şimdi geçmişe dönük bakıyorum, galiba bu beni gevşetti. Hmm. İlk iki karnem çok iyi olduğu halde, üçüncü karnem de... E, Sınıfta kalmışım. Türkçe'den kalmışsınız. Nereden kaldığımı hatırla, hatırlamıyorum öyle, da öyle, o, doğrudur. Kalmış, yani e, çünkü meramımı gerçekten anlatmakta zorlanıyordum. Çünkü siz Türkçe'yi sonradan öğrenmişsiniz. Sonradan öğrendik tabi, tabi. Ben e, bizim evde hiç kimse tek kelime Türkçe konuşmazdı. İlk bilmem. öğretmeninizin babanız olduğunu söylüyorlar. Doğru mudur? Size ilk yetiştiren, yetişmenize katkı e, olan çok tabi. Şimdi bir defa babam rahmetli e, müthiş bir kitap aşığıydı. Yani. Evde de kendisi şimdi Antep'te kaldı o sanat özelliğiyle. Yemenicilik yapardı. Yani o kadar fazla kitap düşkünüydü ki bir çift Yemeni yapar, satar. Parası bitene kadar ikinci bir Yemeni yapmazdı. Hmm. Kitap okurdu. okurdu. Ya evde okurdu ya dükkanda okurdu. Eyvallah. Yani hatta rahmetlik annem tarikat pardon, mensup Şimdiki Ticanilerden farklı. Ee, şeyhine şikayet etmek zorunda kalmıştı. Hmm. Vallahi dedi, demiş böyle böyle. O babam da bir seferinde meclisine gittiğinde babamın adı Şeyh Mus. Şeyh Mus dedi evini muhtaç bırakma. Eyvallah. Evet. O kitap okumaktan önemlidir demiş. Ondan sonra biraz daha dikkat etmeye başlamış yani okuduğum kadarıyla mülakatlarda olsun, diğer yazılarınızda olsun hiç dedenizden bahsetmemişsiniz. Halbuki dedeniz Osmanlı döneminde önemli bir konumda olduğunu söylüyorlar. O konuda da biraz bahseder misiniz? Şimdi dedem Allah rahmet eylesin ben kendim görmedim. Hı. Fakat mahkeme başkatibiydi. Hı. Mahkeme başkatibi demek malum yani seri Osmanlıcayı seri yazan, güzel yazan, güzel okuyan, Hı. anlayabilen, anlatabilen bir insan. Ee, babam e, iken ida, o zamanki iptidai de iken harfin e, harf inkılabı oluyor. Hı hı. Harf inkılabı olunca dedem babamı okuldan alıyor. Niçin dedim aldı sormuştum babama niçin ne demişti seni okuldan alacak? Dedi ki harf inkılabı olunca bu işin sonu iyiye gitmiyor dedi. Seni okuldan alacağım. Dedi. Başka bir şey söylemiş orada hocam. İşte seni okuldan alacağım. Çünkü bu işin arkası küfürdür demiş. Resmen öyle söylemiş. Evet. Yani ben babamı onun üzerine okuldan aldı. Fakat enteresandır babam okuma aşkını bırakmamış. Hmm. Devam etmiş. Kendi kendisine bulabildiği kadarıyla okumuş. Kitaplardan kendisini yetiştirmeye çalışmış. Eee Sordum bir seferinde dedim ya baba dedim biraz sarf nahvin pek iyi değil. Güzel okuyorsun, iyi anlıyorsun falan. İmam Hatip de tabii belli bir dönemden sonra. E, oğlum dedi sarf Nahiv kitaptan okumakla anlaşılmaz dedi. Hocayla olunca fıkıh kitabını hocasız anlayabiliyordum ama evet, sarf Nahiv kitaplarını hocasız anlayamıyordum dedi. O kadar oldu dedi. O da söyledi, söylemişti. Ee, sonra Büyük Doğu ile tanışıyorsunuz. Ee, Sezai Bey'in kitaptan okumaya başlıyorsunuz. Sezai Bey kitaplarından önce e, Sabah Gazetesi'ndeki Sütun diye çıkmış hmm. iki ciltlik Sütun'dan tanıdım ben. Hmm. E, Sabah Gazetesi'ni, Baba Ali Ali'de Sabah Gazetesi'ni alıyoruz. Ve bir baktık Sezai Karakoç. İlk yazısını okudum. E, baktım müthiş bir heyecan, fevkalade güzel bir dil. O zaman için bize biraz yeni kelimeleri fazla. Ama şimdi bakıyoruz gayet çağın Türkçesini kullanmış yani. Eyvah. Hatta geleceğin Türkçesini kullanmış o zaman için. Evet. Çok hoşumuza gitti ve beni çok etkiledi. Ve o sırada Ötüken yayınlarının hala hatırlıyorum mor kapaklı İslam toplumun ekonomik stüktürü. Hı hı. 16 yaşlarında falandım Allah'u alem. O kitabı okudum, çarpıldım. kelimenin tam manasıyla çarpıldım. Ya, böyle muhteşem bir e, anlayış nasıl bu kadar kısacık ve veciz bir şekilde anlatılabilir diye. Hı hı. Şey edilebilir diye. Çünkü İslam ekonomisi üzerine o zaman yine iyi kötü çıkmış tercümeler vardı. Onlardan okumuştuk ama hiçbirisinde bu kadar net, bu kadar belirgin ve bu kadar özlü ifadeler görmemiştim. Ondan sonra Taha'nın kitabı çıktı o sırada yine. Şiir kitabı. Evet. Şiirine de bu şekilde alıştık. ya Sezai Bey Allah Selam versin bizim hala ben, bana göre e, mutlaka değerinin insanımız tarafından e, anlaşılması, keşfedilmesi gereken e, büyük bir değerdir. Fevkalade büyük bir değer. Onun için de torununuza o kitap, kitaplarına hediye ettiniz. <laughs> evet, evet tabii. Yani külliyatını aldım tamamen. E, baktım çok okumaya merakı var. Gerçekten hala da okuyor. Yani Annesiyle babasıyla bir yere gidecekler. Arabada arka tarafında kitap okuyor. E buna e, e, o, kitap hediye edilmez de ne yapılır? Yani? E, bir yerde güzel bir şey söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki e, Büyük Doğu'dan hamaseti, heyecanı, hareketi dirilişten e, de e, düşünmeyi entelektüel hayatı öğrendik. Ne demek istiyorsunuz orada? E, açık bence. Hı. Yani e, şunu söylemek aslında bu sözün belki biraz da Necip Fazıl'ın Denci Fazıl ile e, e, Sezai Bey arasında bir e, karşılaştırmadır da aynı zamanda <laughs> e, Büyük Doğu'da gerçekten o zaman için insanımıza böyle bir hamaset gerekiyordu çünkü e, yani Büyük Doğu çıkana kadar Müslümanlar e, çok kendi kabuğunda kendilerini çok itilmiş e, adeta yani psikolojik olarak bir yenilmişlik psikolojisi. İçerisindeydik ve bu psikolojinin haklı sebepleri vardı. Hı. Büyük Doğu bizim üzerimizdeki yani o zamanki Müslümanların üzerindeki bu e, külü, bu toprağı savurmayı, e, nın yolunu en azından gösterdi, silkinmeyi gösterdi. E bu silkinmenin devamı için ve doğru bir yolda gidebilmesi için sağlıklı bir pusulaya ihtiyacı vardı. Evet. Ve tahmin ederim Sezai Bey, daha doğrusu ben Bey değil, abim demek Hı -hı. istiyorum. Sezai abimiz bize bu konuda iyi bir yol gösterici oldu. Daha sonra Marmara İlahiyat'a geliyorsunuz. Marmara İlahiyat'tan önce bir olay var. Önce mi sonra mı onu merak ediyorum. Suriye'den bir misafiriniz geliyor. Önemli bir alim olabilir bu. O sizin üzerinizde çok büyük etkiler bırakıyor ve sonra o şehit ediliyor Suriye istihbaratı tarafından. Evet. Onunla evet. ilgili de hiçbir yerde bir şey söylemiyorsunuz. Bununla evet. ilgili biraz bilgi vermekte mahsur Şimdi var mı? Şimdi yok. Asıl adı tam adı Şeyh Ahmet Eserhani idi. Şeyh hocalık anlamında. Hı. İyi bir alimdi ve ihvanın Suriye'de Hama'da çok faal üyelerinden birisiydi. Mardin'e Tabi o hama olaylarından sonra geldi ve Mardin'de bir ifade yerindeyse mülteci hayatı, muhacir hayatı yaşadı. Ama e, sahip olduğu tebliğ ve dava aşkı o kadar ileriydi ki tek başına, tek başına köyleri bana diyor sadece bir erzakımı verin bir de binek verin. Ben hiç kimsenin gitmediği yere giderdi ve giderdi. Enteresan bir insanlarla diyalog kurma kabiliyeti vardı. Yani Hasan el-Benna'nın rahim Allah için anlatılan o güçlü bir diyalog kurma kabiliyetini ben o insanda mücessem olarak görmüştüm Allah rahmet eylesin. Ve e, bu manada e, ihvanın ümmete taşıdığı veya ise sunduğu, takdim ettiği şuuru daha iyi keşfetmemize Yardımcı oldu. Seyit Kutub'u ben ondan önce de okumaya başlamıştım. Hı. Fakat ondan sonra Seyit Kutub olsun, Hasan Benna olsun ve diğer o ifade yerindeyse çizgideki yazarları daha iyi okuyup anlama imkanımız. Çünkü bakıyorsunuz ki orada okunanlar bir teoriden ibaret değil, bir fantaziden ibaret değil. Birileri tarafından hayata aktarılmış. Dedi ki biz hiçbir zaman mesela bunu çok iyi hatırlıyorum. Biz hiçbir zaman en zor şartlarda bile Esed zamanında derslerimizi aksatmadık. Hmm. Ne yapıyordunuz mesela dedim en zor zamanlarda. Dedi ki namazdan çıkardık. iki adım arayla, üç adım arayla yürürdük. Ve birbirimize işitecek şekilde o haftanın dersini işlerdik. Öyle devam ederdik. Hmm. Yani tamam. şartlara göre kendilerini uydurma ve programlarını aksatmama disiplini vardı ki bu çok büyük bir hadisedir yani eğitim açısından. Hocam şöyle bir tespit var en azından ben de bunu gözlemliyorum. Şimdi sizi dinlediğimiz zaman şeker gibi adamsınız yani böyle çok tatlı dillisiniz, güler yüzlüsünüz. Öyle bir peki <laughs> ama, teşekkür ediyorum. Ama yazılarınızda çok sert bir dil kullanıyorsunuz gibi geliyor bana. Yani mesela İman ve Tavır kitabınız Türkiye'de baya bir olay oluşturdu. Baya tartışıldı falan filan. Belki hatta sıkıntılara da sokmuş olabilir sizi. Yani bu, böyle bir yani ayrı, yani, siz, siz doğru, bana göre doğru anlaşılmamaktan bir sıkıntılar <laughs> oldu. O normaldir. Ben onun için şey Hayır etmiyorum. siz böyle bir ayrım görüyor musunuz kendinizde? Yani e, e... Ya, e, şimdi e, Cenab-ı Allah bize öyle bir şahsiyet tanımlamıyor mu? Evet. Ben onu yaşadığımı veya temsil ettiğimi söylemek durumunda değilim ve onu iddia etmiyorum. E, müminin e, insani ilişkilerinin temelinde ne var? ve alel kuffar yani e, İslam'ın e, ifade ise e, ortadan kaldırmak istediği bir küfür var. Evet. He, kafirler değil, kafirler kalabilirler. O onlara bir şey demiyor. Haliyle e, buna karşı bir yumuşak davranmak veyahut da Allah'ın verdiği hükümleri e, esnetmek veya Resulünün koyduğu, belirlediği tavrı e, yamultmak diye bir yetkimiz yok. He, ama Müslümanlara karşı eğer öyle bir e, sertliğim varsa veya tespit edilmişse ondan tövbe ve istiğfar etmem gerekiyor. Eyvallah. Ee, bu kadar e, yani geçmişte epey bir dendik ama mesela o dönemle ilgili e, e, değerlendirmeleri yaparken e, Nurettin Topçu'dan hiç bahsetmez sizin kuşak. Siz Nurettin Topçu okuyanlardan mıydınız? O dönemde istifade ettiniz mi yoksa sizin için yeterli değil miydi? Doğrusunu isterseniz ben Nurettin Topçuyu az okudum. Hmm. Ee, hala e, o o az şey diyorum. Çünkü e, nasıl diyelim? E, Nurettin e, Topçu Allah rahmet eylesin. Onu sevenlere de hep saygım vardır. E, öğrencileri arasında benim hocalığımı yapmış olanlar vardır. Emin Işık vardır. Çok değerli öğrencilerinden değerli arkadaşlarımız vardı. Şey vardı. Fakat e, ümmetçilik e, anlayışının bize verdiği geniş ufuk, Nurettin Topçu merhumun bazı yaklaşımlarında bana dar geliyor. Siz o zaman fazla selametçiydiniz herhalde. E, yani selametçiydik. Öyle Konya mitingine katılacak kadar vardık yani. Evet bunu özellikle <laughs> sormak istedim. Çünkü bugün de kalmayalım diye. Yani bugün gazetesi falan filan dedik. O selametçilik evet, yönünüzde önemli bir şey. Tabii. Şimdi özellikle... e, şöyle... E, rahmetlik Erbakan'ın ortaya çıkması bize ifade ise İhvan'dan Seyyid Kutup'tan aldığımız şeyin İslam'ın hayata hükmetmesi gereğinin yola koyulmuş bir başlangıç halini Hı. görmüştük. O bakımdan şeydik ve bu Müslümanların az önce bahsettiğim yani böyle ifadelerindeyse Müslümanlar bizim çocukluk dönemimizde veya yetişme dönemimize kadar gerçekten e, silik ve argo tabiriyle ezikti. Ezikti. Yani e, Erbakan hareketiyle Müslümanlar e, dik durmayı öğrendiler. Hı. Başlarını kaldırmayı öğrendiler. Yani e, bunu e, söylemek e, ve bunu tespit etmek yani en azından ifade yerindeyse benim yaşantım adına bir borçtur yani bu Şimdi işin. diyorlar ya e, hocam şöyle bir itiraz gelebilir. Yani Müslümanlar Türkiye'nin halkının tamamı Müslüman. Neyi kastediyorsunuz falan ne demek istiyorsunuz? Ha o doğru o doğru. Şimdi e, abi e, Müslümanlar arasında da e, el elden üstündür arşa kadar derler ya. Müslümanlar Eyvallah. arasında da öyle bir şey var fakat elbette. Eyvallah. Ya. Hocam bundan sonraki baktığımız sizin tercüme hayatınızla ilgili özellikle üzerine durmak istiyorum. Estağfurullah. Siz Türkiye'de en çok tercüme yapan üstadlarımızın arasındasınız. Estağfurullah. Yani benim şöyle bir tahminim var. Hakikaten merak ediyorum. Bugüne kadar kaç kitap tercüme ettiğinizi biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bunu tahmin ettiğim için hakikaten sayın tamam, say 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 izleyiciler, dostlar. Ne kadar kitap tercüme ettiğini bilmeyen bir e, hocamızla karşı karşıyayız. O kadar bilgisiz bir mütercim diyorsunuz ya. Yani. <laughs> Yok, onu demek istemiyorum yani. O kadar çok yapmışsınız ki yani kendinizi e, yani e, bu işe o kadar fazla vermesiniz. E, peki tercüme yaptığınız tercümelerden e, özellikle okuyuculardan hiç tepki aldınız oldu mu? Arapça bilenler siz özellikle Arapçadan çeviriyorsunuz. Ya bu kitabı iyi çevirememişsin hocam ya. Burada şöyle yanlışları yapmışsınız diyen oldu mu size? Çünkü bir, bir anınız vardı onu soracağım. Yani. Doğru böyle bir anım var ama e, keşke olsaydı. Yani e, hatta bir iki sefer böyle bir uyarı geldi. E, haklı gördüklerimde teşekkür ettim ve ilk fırsatta düzelttim. Evet. Özür dilerim. Evet. E, düzelttim. E, yani e, tenkitten kendi adıma veya yanlış yapmaktan korkan bir insan değil. Hı. Yanlış yapmaktan korkmak kadar insanı iş yapmaktan alıkoyan bir şey yok. Eyvallah. Ee, yanlış yapacağız. Bizden daha iyi bilenler de bizi düzeltecek ve biz de e, hiç erinmeden düzelteceğiz ve aynı yanlışı tekrarlamamaya gayret edeceğiz. Aslında e, bir mütercim olarak e, okuyucular sizden şikayetçi olması gerekirken siz okuyuculardan şikayetçisiniz. Bazı yerlerde bunu söylüyorsunuz. Ben bir <laughs> hata yaptım. Ben bunu fark ettim ama hiçbir okuyucu gelip bunu bana söylemedi diyorsunuz. A, a, yanlış hatırlamıyorsam e, İbn Esir'in e, El Kamil Fittari kitabının 3. cildini tercüme etmişsiniz. Orada e, humur kelimesini e, hamr diye okumuşsunuz evet, ama, evet. ama hiç kimse de size itiraz etmemiş. bu Evet, kadar. evet. O ondan daha kötü. Bu sefer e, ben o cildi o zaman için işte yanlış doğru cetveli şimdiki gibi indekstir, bilgisayarla taramaktır öyle bir şey yok. E, tek tek cildi sayfa yani satır satır kelime kelime okudum. Sırf onu düzeltmek için doğru yanlış cetveli çıkardım. Yayıncıyla da konuştum. Dedim böyle böyle olacak, böyle yapacaksınız. Hiç olmasa iki sayfa cildin arasına yerleştirin. Ben bunun e, vebalini yüklenmek hı hı. istemiyorum. Bu veballe gitmek istemiyorum gerçekten. Fark ettim çünkü. Ve e, ha, oraya gelince de orayı düzelttim. Tamam dedi, biz basacağız dedi, kitap arasına koyacağız. İyi güzel. Nasıl olduysa bir süre sonra yolum tekrar yayın evine uğradım. Yayıncı müdür arkadaşa Ey müdürüne. Dedim ne oldu ne yaptınız? Ya dedi onu buraya koymuştum. Dedim bir baktım tezgah altında bir şeyler arıyor. Kaybolmuş dedi. Yani o anda ne söylediğimi hatırlamıyorum ama yani çok perişan oldum gerçekten. Peki te yapmış olduğunuz tercüme kitapların tamamını kaybeden yayın oldu mu hiç hocam? Kayıp tercümelerim oldu. Bir veya iki tercümem kayıp. O daha acı bir şey. O yayınlanmamış tercümeler de var. Alıyor, koyuyor bir kenara. Ne Çünkü yapıyorsun? ben hakikaten böyle acı bir tecrübe yaşadım. meşhur Üstad Raşit Kanuşi'nin çok kaliteli, önemli bir kitabı vardı. Onu Türkçeye Türk okurlarla buluşturmak istemiştim. Çok değerli bir kardeşimiz buradan kendisine de mütercim kardeşimiz Halil Kendir'e selamlarımı gönderiyorum. Tercüme yaptı ve biz onu yayın evine verdik. Ya yayınevi kocaman kitabı kaybetti. Ve ben hem mütercime hem de müellife karşı çok mahcup olmuştum. Yani evet, bu çok evet. acı bir şeydir ama böyle şeyler oluyor. Bir de, yani şeyi veya en çok sevdiği şey belki bazen evlat sevgisi de Tabii ki. Yani hele bu şeyin kalıcılık özelliği veya bir süre daha yaşayabileceği özelliği olduğunu bildiğiniz zaman ona daha çok değer verirsiniz. Ee, kaybolmuş, kaybedilen tercümelerimiz de oldu. Adam yani önemli değil, e, kitabı alıyor. Ben ödedim diyor. Ondan sonra yapıyor. Yok öyle değil yani. Öyle değil. Bir müellifin veya bir mütercimin eserdeki tek hakkı onun telif ücreti değildir. Aynı zamanda Kesinlikle. onun gün yüzü görmesini istenmesi de vardır. Ve bu da onun hakkıdır. Ve sen onun için zaten tercüme ettiriyorsun. Hocam şimdi yapmış olduğunuz tercümelerin sayfasına baktığımız zaman sizin yaşınızdan daha çok gibi görünüyor. Yaşadığınız günlerden daha fazla gibi. Yani hani derler ya İmam-ı ile ilgili böyle böyle ömründen daha fazla kitap yazmış falan. Şimdi e, görebildiğim e, kadara çok fazla çeviri yapıyorsunuz. Yani yeni gençlere, arkadan gelen gençlere tercüme teknikleri konusunda biraz e, ışık tutar mısınız? Nasıl yapıyorsunuz bu işi? Bu kadar tercümeyi hızlı nasıl yapıyorsunuz? Nasıl yetiştiriyorsunuz bu kadar tercümanları? Evet. Şimdi e, ben 1985 yılına kadar e, ya daktilo'ya e, daktilo yazarak tercüme ediyordum ya elle yazıp sonradan Hı. daktilo edip şey diyordum. Ee, bu işin e, inşallah ismini vermemizden de e, sanırım memnun olur. Aslında bu işin piri e, veya pirlerinden birisi Bekir Karlı hocamızdır. Ha. Bekir Karlı hocanın e, o zaman için makaralı kasetler, teypler vardı. Ben, hatırlar mısınız? Tabii bunu? tabii. tabii. Ha. E, e, okurdu ve sonradan deşifre edilip e, kendisi kontrol ediyordu dedik ya biz de bu yöntemi deneyelim. Bakalım biz de Hı. becerir miyiz diye. Hı. Ve aşağı yukarı 85 yılından beri ben de e, sesli tercümeye başladım. E, güzel bu işi yapabilecek İslami bizim imlamıza vakıf sağolsun e, sağ olsun güzel e, deşifre eden arkadaşlarımız oldu. E, ve bunlar deşifre edildikten sonra ben bir daha Hı. metin ile karşılaştırarak Hı. E, kontrol ediyorum. Bu tabi ciddi bir sürat kazandırıyor. Tabii. Ciddi bir sürat kazandırıyor. Yani ben e, yani daktiloyu da kendi kendime öğrendiğim için bilgisayarda evet. haliyle öyle Hı. haliyle süratli yazamıyoruz. Yani Hı. daha doğrusu tercüme hızımı yetiştiremiyorum. İstediğim kadar da süratli ama bu işi gerçekten işittiğini anında veya da nadiren e, sesi durdurup yazmak zorunda olan arkadaşlarımız e, yazıyor ve hızlı bir şekilde seri bir şekilde şimdi şu anda çalıştığımız bir arkadaş e, konuyla alakalı programları da programların da istifadesini alıyor programı yazıya döküyor yani sesi programda yazıya döküyor ve kendisi yazıya dökülünce e, programın imla hatalarını düzeltip ondan sonra bana gönderiyor bu daha da e, onlar yani için daha hızlı oluyor yeni kuşakların tercüme şansı daha fazla o zaman şu anda bayağı da aslında çok daha fazla e, yani bunu söylemişken ben şunu da söyleyeyim. E, bu kadar çok kitap tercüme etmektense Hı. benim kadar e, veya benden çok daha iyi kitap tercüme edebilecek 10 insan yetiştirmeyi tercih ederim. He. Yani şunu mu demek istiyorsun hocam? Bazı kitapları tercümesinden memnun değil misiniz? Geçmişte yapmış olduğunuz tercümelerden. Hayır, neden? hayır şunu söylemek istiyorum. Ben bir beşir Eryan soyu olarak ifade yerindeyse hmm. şu kadar kitap tercüme ettim. Hmm. Fakat 10 insan yetiştirsem hmm. şu kadar olacak. Eyvallah. Ondan dolayı. Çünkü hmm. ben tercümeyi ifade yerindeyse... Ama bir... bu söyledi anlaşılanabilir. anlıklanabilir. Yani herkes e, kitap tercümekten vazgeçip hep herkes birilerini yetiştirmeye çalışabilir. E, o çok önemli. Tabii daha önemli. Hmm. Yani kişinin kendisi tercüme etmesindense... Hı. mütercim yetiştirmek çok daha iyidir hı. yani bir alimin tek başına kalması mı daha iyi 10 öğrenci 20 öğrenci 30 öğrenci yetiştirmesi mi daha iyi ili böyle hı. yayılır böyle neşredilir yani ben tercümeyi Türkiye için maalesef bir zaruret olarak görüyorum niçin çünkü biz bir harf inkılabı yaşadık hı hı. bu harf inkılabı bizim geçmiş kültürümüzle başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere Kültürümüzle, ilmimizle, edebimizle, geleneğimizle tamamıyla bizi kopardı. Evet. Şimdi bu uçurumu ben ne kadar doldurabildim bilmiyorum. Doldurmak çabasındayız. Mesele budur yani. Tercümenin asıl bende, tercümenin asıl dinamiği, yani fikri dinamiği, şey deniyor, belki bu dinamik içerisinde maişet dinamiği de vardır, o ayrı bir şey. Evet. Fakat e, maişeti gibi başka yerlerden belki daha fazla da belki ama bundan çok memnunum. O ayrı bir konu. Çünkü bu aynı zamanda benim için bir davadır. Yalnız şöyle bir tespit var hocam. Ee, diyorsunuz ki bir röportajınızda e, ikna olmadığım, inanmadığım hiçbir kitabı çevirmedim. Evet. Bu önemli bir ilke. Ancak e, sizin e, durduğunuz e, yerle çevirdiğiniz bazı kitaplar arasında mesafe olduğunu söyleyen e, kimseler de var. Yani ee, çok da sizi temsil etmiyor her kitabınız. Mümkündür. Ee, fakat ben bazıları mesela ilk olarak aslında bu dediğiniz tarzda çeviriyi merhum Hudeybi'nin kitabını tercüme ettiğim zaman almıştım. Hmm. Fakat ben e, o sırada Libya'dan yeni gelmiştim ve o kitabı okuduktan sonra o kitabın yazılmasına sebep teşkil eden şartların Türkiye'de de fazla zaman geçmeden ortaya çıkabileceğinden çekindim. Evet. Ve zaman beni haksız çıkarmadı maalesef. Hı hı. Keşke haksız. Ve ciddi bir tekfir cereyanı şey etti. Bazıları orada tabii haliyle mevdudiden söz ediyor bilmem ne ediyor. Yani bir insanın Mevdudi veya şeyi yerine göre eleştirmesi Mevdudi yetersiz düşmesi anlamında değildir. Veya öyle bir eleştirinin olduğu bir yerde haklıysa eğer o anlamında değildir. Öyle bir şey yani yapıldı doğrudur. Fakat ben haklı gördüğüm kadarını kabul ederim ama haklı görmediğim yerde de hiç önemsemiyorum. Hocam yani ilk dönemlerde daha çok çağdaş aydınları kitaplarını çevirmişsiniz. Ama sonlara doğru daha çok klasik kalıcı kitaplara yönelmişsiniz. Bu da çok takdir edici bir şey. Özellikle ben yani belki bu haddimize değil ama e, İmam Tahavi'yi e, Şerh Asar kitabını Türkçe'ye çevirmiş olmanız, devasa bir eser çevirmiş olmanız e, mükemmel bir şey. Müthiş bir katkı Türkiye'deki kültür hayatına. İnşallah. E, yani ne kadar sürdü o kitabı tercümesi? Malay e, bütün tercümelerimde hemen hemen gün be gün o kitaptan kaç sayfa yazdığım kayıtlıdır. Maşallah. He. Yani çünkü çalışmaya başlamadan önce o günkü tarihi koyarım. Hı. Ertesi gün veya üç gün sonra çalıştığım zaman yine o günün tarihini koyarım. Dolayısıyla iki tarih arasında o gün ne kadar yaptığım ortaya çıkıyor. Ama doğrusunu isterseniz şu anda tam hatırlamıyorum. Ama herhalde her bir cildi Arapça olarak söylüyorum. Üç ay almışsa, üç, üç buçuk ay tercümeye esas aldığımız baskı Arapçası dört. dört, ciltti. Yani bir senede bitmiş gibi görünüyor. Hocam insanlar onu üç ay Arapçasını okuyamıyorlar. Siz nasıl çevirdiniz? Allah'ın lütfu diyelim. Yani ben, e, bu, bunun benimle alakalı bu tamamıyla Allah'ın lütfu. Sonra yani, Kurtubi'yi çevirdiniz. Yanlış Kurtubi'yi daha önce çevirdim. Daha önce çevirdiniz. Kurtubi'yi Kurtubi, Kurtubi aşağı yukarı 12 senede tamamladım. Şöyle bir eleştiri var. Yani bunlar temel klasikler. Bunların niye Türkçe'ye çeviriyorlar? İlim, ilim ayağı düştü falan filan gibi böyle eleştiriler var. Siz bunlara katılıyor musunuz? E, vallahi ilim öğrenmek, ilmin ayağı düşürülmesi ise olsun. Eyvallah. Olsun. Çünkü e, ilmi öğrenmek şimdi Nasıttin Hocanın fıkrası da bilirsiniz. Evet. E, Hoca dedi bir ki ya sen evliya iddiasında bulunuyorsun. Bize bir keramet göster. O dinleyicilerimiz de biliyor Tekrar olsun araya bir şey olsun e, Tamam diyor çağırıyor Bir keramet göstereyim diyor Ne göstereceksin şu ağacı çağır Veyahut hatta kendi işi sormuş ne göstereyim Ağacı çağır yanına gelsin çağırmış Ağaç gelmemiş Bir türlü gelmemiş Ya Biz evliya Allah'ta tevazu esastır Hı. Ağaç gelmezse biz ağacın yanına gideriz Herhalde. Şimdi bizim insanımızın Maalesef bu şartlarda O kaynaklara inebileceği yok Yine bile Eyvallah. Yok. Ee, o halde kaynakları, ağaçları biz ağacın yanına gideceğiz. Başka yolumuz kalmıyor. Eyvallah. Başka yolumuz kalmıyor. Hocam e, şimdi... E, Ama ben... izninizle ilk üç farklı bir şey söyleyeyim. Yani bunun çok faydalarını görüyoruz. Mesela Kurtubi'yi tercüme ettikten sonra e, en az üç arkadaş kardeşimiz Rabbim muvaffak ederse isimlerini bile unuttum. Kurtubi üzerinde doktora tezi yapmaları, kimisi edebiyatı üzerine, kimisi kullandığı şahitler yani tanık beyitler üzerinde, kimisi şu, kimisi bu üzerinde. Aynı şey bu katil bin Süleyman için de oldu ve buna benzer. Hocam, programın sonlarına doğru geliyoruz. bir büyüğümüz olarak, bir abimiz olarak, biliyorsunuz Türkiye'de çok fazla medrese var ve insanlar medresede Arapça öğreniyorlar falan filan ama onların yaptığı tercüme, herhangi bir kitap verdiğiniz zaman Türkçe'ye kazandırma noktasında sizinki kadar kaliteli olmuyor. Dolayısıyla bazen tercümeyi bir kere daha tercüme etmek gerekebiliyor. Böyle sıkıntılar var. Siz de bunu biliyorsunuz detaylarını. Sizden bir e isteğimiz olacak. Yani özellikle e gerek medresede okuyan genç kardeşlerimize, gerekse de ilahiyat fakültelerinde okuyan arkadaşlarımıza bu tercüme teknikleri arasından tercümede başarılı olmak için neler tavsiye edersiniz? Yani e, tercümenin bazılarına göre iki ayağı var. İki dili de çok iyi bilmek gerekir. Öyle hı hı. değil. Bu eksik bir şeydir. Doğrudur, eksiktir. E, kitabın konusunu da çok iyi bilmek gerekir. Hı. Kitabın konusunda da konusu ne olursa olsun eğer yeterli bilginiz yoksa e, olmaz. Şöyle bir şey diyebilir miyiz? Çevirecek kitapla ilgili en az yani, kitabın konusuyla ilgili en az 2-3 tane kitap okusa yeterli olur mu? Yani kitaba göre değişir. Mutlaka gerekir. Yerine göre tercüme ederken de müracaat gerekir. Yeni şeyler. Hı. Mesela çok iyi hatırlıyorum. E, Mevdudi'nin e, Su'u halil muslimin ve sebilun nuhudi bihim diye bir Arapçaya çevrilmiş. Küçük ama çok veciz. Harika bir kitabı. Var. Ben o kitabın nasıl olduysa 18 yaşlarında falandım. Arapça, Türkçesi elime geçti onca. Orada bir başlık gördüm. O başlıktan sonra kitabı bir kenara bıraktım. Hmm. Yani e, mütercim kim hatırlamıyorum. Hakkını helal etsin. Abi tercüme ettiği şu. Yazdığı şu. Hicel Hicel ve tarih için olan felsefesi. Hmm. Şimdi ben ya, Yani tabii hegel ki, demek istiyor. Tabi Hegel hegeldir. Evet, tarih diyor. için olan felsefesi nedir? Eyvallah. Hegel ve tarih felsefesi. Yani bunun şeyi bu. Yani e, dolayısıyla e, Hegel'i bilmezse hı hı. o kitabı niye tercüme etsin? Hı hı. Sizin e, Arapça'yı iyi öğrendikten sonra özellikle ilahiyette okumanız tercümelerdeki kaliteliğinizin artmasına katkıda bulundu mu? Elbette. Nasıl yani? Elbette. Şimdi e, bu konuda hocalarımız arasında doğrusunu isterseniz e, en çok Allah selamet versin, Rabbim hayrını, ömrünü uzun etsin, bereketini artırsın. Ali Özek Hoca'dan ben çok istifade ederim. Ee, dersleri e, Arapçası kendisi zaten çok güzeldir Doğru. malum. E, ve Arapça yani bize ifade ise hatırat anlattığı zaman bile çok e, istifade edebildiğimiz Doğru. bir hocamız olmuştu ve e, ben ondan çok şey öğrendim. E, Hürmet ikinci, ediyoruz kendisine. Elbette. Hürmetler edelim ellerinden öpelim. Rahmetlik Bekir Topaloğlu hocamızdan hmm. da çok şey ettik. Mesela e, bir tavsiyesini ...unutmuyorum ve uyguladım. İlk dediği yazda uyguladım. Hasan Basri Çantay'ın mealini iyi okuyun demişti. Hmm. Ne faydası var bunun? Ben Hasan Basri Çantay'ın mealini... ...karşılaştırmalı olarak... ...Kuran-ı Kerim'le kelime, kelime kelime okudum. Hmm. O yaz boyunca. Ha, böylelikle... E, ...mefuli mutlak nasıl tercüme edilir? Temyiz nasıl tercüme edilir? Hal nasıl tercüme edilir? Efendim Arapça cümle kuruluşu Türkçe'ye nasıl çok önemli bir ayrıntı şey Ve ben e, o e, eseri okuyunca bunlara dikkat ederek ve öğrenerek okudum. Evet. Yani bu bak ve önemli bir deneydir. Hala ben e, bu manada yani bir karşılaştırmalı tercüme öğrenmek isteyen ve tercüme tekniklerini iyi keşfetmek isteyen, pratiğini görmek isteyen, hala Hasan Basri Çantay gibi Allah rahmet eylesin bu işi fevkalade yapan e, bir meal bazında diyeyim en azından ikinci bir kişi yok. Hocam sizinle konuşacak o kadar konu var ki gerçekten şu kağıtlarda baya bir hazırlık yaptık sizin için ama sürede maalesef bitti. çok Canlı teşekkür sağ olsun. ederiz. Özellikle Omat yüksek istihare kurulu üyesi olmanız o konuyla ilgili değerlendirmelerimiz olacaktı. Ancak program o kadar fazla tadında gitti ki fark edemedik bittiğini. İnşallah başka programlarda sizi tekrar ağırlamak isteriz. Allah sahibi uzun ömürler tamam. versin. Teşekkür ee, ediyorum. Sağ olun. Yani Üretiminize, katkınıza bu topluma yine devam edersiniz inşallah. Sağlıklı. İnşallah. Sağ. Rabbim e, sahih niyet ve makbul amel nasip etsin. Razı olsun. Ee, değerli dostlar e, Elim İrfan Saati programımız e, şu anda sona erdi. E, tekrar bir başka programda sizlerle buluşmak üzere. Hepinizi e, Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın.